Trabzonspor'un deplasmandaki kırılganlığını göz önünde bulundurursak, ülke puanını göz önünde bulundurursak çok kritik, çok da önemli bir mücadele rövanş maçına çıkacak. Bordo Mavililer, Onur seninle başlayalım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Aynen. Yani çok önemli hem Trabzonspor için hem ülke futbolu için. İçinde bulunduğumuz konum itibariyle morale şiddetle ihtiyacımız var. Tüm bunlara baktığımız zaman çok kritik bir maç. İlk maça baktığımız zaman aslında çok net bir Trabzonspor üstünlüğü vardı oyun anlamında. Ama tam anlamıyla bu tabelaya yansımadı. Yani keşke Trabzonspor o oyunun üzerine bir iki farklı, üç farklı bir galibiyet elde etseydi çok daha iyi olurdu. Birincisi Bazel'in ilk maçta oynamayan üç tane kritik hücum oyuncusu vardı. Hatta bir tanesi Males, takımın 10 numarası, bu sezon 8 gol 9 asist performansı var, o oynamadı. Sağ kanatta Endoy oynamadı, yine sol kanat oyuncuları oynamadı. Dolayısıyla ilk maça göre daha tehlikeli bir Bazel bulacak Trabzonspor karşısında. Ama yani ben ilk maç çok net gözlemledim. Yani Trabzonspor bir kere Bazel'den tartışmasız çok daha iyi bir takım. Onu belirtmemiz gerekiyor. Evet, kafamızın bir kısmını Trabzonspor'un deplasmandaki sendromları kurcalıyor. Hı hı. Ama bence bir deplasman olmayacak bu maç. Yani oradan gelen bilgiler tribünlerin %70'lik 80'lik kısmının gurbetçi taraftarlarımız tarafından doldurulacağını bize söylüyor. Dolayısıyla Trabzonspor orada bir deplasman atmosferi bulmayacak. Tabii ki o çok büyük bir avantaj. Ben Trabzonspor'u tura çok yakın görüyorum. Ama dediğim gibi keşke ilk maçtan daha avantajlı bir skor çıksaydı. Sonuç itibariyle Trabzonspor karşısında daha iyi, özellikle hücum anlamında daha iyi bir Bazel bulacak. Ama ben yine de Trabzonspor'u turu geçeceğine inanıyorum. Peki, Serdar? İlk maçta ekstra bir motivasyonumuz vardı o tribünlerdeki. Birlik, beraberlik atmosferi. Tabii tüm Türkiye'nin hatta destek verdiği bir noktada buluşmak. Bu futbolcuları da aslında farklı bir motivasyon kaynağına ulaştırdı. Çünkü yani o dönem içerisinde hazırlık yapmak da kolay bir şey değil. Futbolcu grubu açısından, teknik heyet tarafından. Ama bunu o birlik beraberlik içerisindeki mesajlarla, işte tribündeki insanların tezahüratlarıyla çok farklı noktada futbolcular ekstra bir motivasyon kaynağıyla oynadılar. Ben doğru hazırlığın yapılamadığını düşünüyorum. Yapılmadığını, bu çok doğal çünkü insani bir durum bu. Buna rağmen oyuncu grubunun gösterdiği azim gerçekten takdire şayan. Keza teknik heyetinde aynı şekilde. Dolayısıyla bu ikinci maçta da aynı performansı bekliyorum. Tribünlerdeki doluluk oranı buna çok etki edecek tabii ki, yine futbolcuların o ekstra motivasyon kaynağına ihtiyacı olmasına. Umarım tura geçen taraf biz oluruz. Dileriz ki öyle olur ama bir taraftan şunu da belki konuşmak lazım. İlk maçta Trabzonspor Bazel'den çok daha üstündü dedik ama Bazel'in de bir deprem ülkesine geldiğini aslında belki unutmamak lazım. Çünkü çok ağır bir atmosfer vardı haliyle o mücadelede ve Bazel teknik direktörü de maç öncesi basın toplantısında sadece deprem konuştu. Bizim de oynamak zorunda olduğumuz bir maç dedi. Belki açıkçası Bazel'de neye uğradı biraz şaşırmış olabilir bu mücadelede. Şimdi evinde oynayacak. Az önce Onur'un söylediği önemliydi. Önemli hücum oyuncularından yoksundu. Belki biraz daha ciddiye alınarak sahaya çıkmak. Hani tamam, bizden daha düşük seviyede bir takımla oynayacağız duygusundan ziyade neyle karşılaşacağımız belli olmayacak mantığıyla çıkmak Trabzonspor açısından belki de daha doğru olacak. Tabii ilk maç futbol oynama açısından uygun bir atmosfere sahip değildi Serdar'ın söylediği gibi. Ama Trabzonspor buradan bir motivasyon çıkardı. Hı hı. Bazel ise daha çok konsantrasyon problemleri yaşadı maç içinde. Bunu net gözlemledik. Evet. Bu çok net. Demin Trabzonspor'un deplasman sendromundan bahsettik ama Bazel de aslında iyi bir iç saha takımı değil. Yani baktım bu sezon mesela ligde 11 maç 4 galibiyetleri var. Onlar da iç sahada aslında problem yaşayan, böyle iç sahada güçlü oyunu olan bir takım değil. O yüzden hani biraz daha dediğim Trabzonspor'un turu geçmesini bekliyorum derken biraz da bunu dikkate alarak söylüyorum. Ama tabii ki ilk maçtaki Bazel olmayacak Trabzonspor'un karşısında. Bu çok net. Yani çok daha agresif bir kere, çok daha konsantre, motive ve daha güçlü bir kadroyla sahaya çıkacağı için Trabzonspor'un ilk maçtaki performansında üstüne çıkması gerekebilir. Hı hı. Bir de Trabzonspor'un kronikleşmiş bir savunma problemi var. Onu bu sezon çok kez yaşadılar bu sıkıntıyı. Özellikle savunmanın ortasında ciddi problemleri oluyor dönem dönem. Ama ilk maçta mesela şunu net gözlemledim. Hocanın orada Siopis ve Doğucan ikilisini oynatması göbekte. Hı hı. Trabzonspor'un hem orta alan direncini arttırdı hem de savunma ikilisini biraz rahatlattı. Bu sezon hocanın çok tercih ettiği bir düzen değil aslında bu. Orada genelde işte Abdülkadir Ömür'ü 8 numara pozisyonda oynatıyordu. Bu biraz orta sahanın yumuşak kalmasına
işte geçirgen olmasına sebep oluyordu. Ama Doğucan ve Siopis'in birlikte oynaması Trabzonspor'u daha dirençli bir takım haline getirmişti. Ki bugün de büyük ihtimalle orada bu ikiliyi göreceğiz. Bu Trabzonspor için bence iyi bir avantaj. Takımın enerjisini yukarı çeken iki oyuncudan bahsediyoruz. Artı Trezeguet'in ve Gomez'in çok formda olması. Onların çok önemli Trabzonspor için performansı. Bakasetas keza. Bakasetas zaten sezon başından bu yana çok istikrarlı bir çizgide devam ediyor. Mesela sol bekte bir Larsen tercihi bugün görebiliriz büyük ihtimalle. İşte ilk maçta Eren sakatlanmıştı. Yerine Larsen girmişti ve çok iyi oynamıştı. İşte galibiyet golünde Larsen getirmişti. Bugün belki hoca sol bekte başlangıçta da Larsen'i kullanabilir. Yani hepsini topladığımız zaman bir kere Trabzonspor kalite olarak daha iyi bir takım. Bu net. Oyun anlamında daha iyi bir takım Basel'den. Bu da net. Artı bir deplasman sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum atmosfer anlamında. Tüm bunları topladığımızda ben Trabzonspor'un %60-70 oranında tura yakın olduğunu düşünüyorum. Tabii yani oyunun tabii belki avantajımız şu. 1-0'lık skor ne olursunuz çok iyi bir avantaj aslında. Çünkü biraz daha derinde bekleyecek bir Trabzonspor olacak. Bekleyecek ve biraz daha. Geçiş beraberlik oyunu, yetecek. Abdullah Avcı'nın da en sevdiği işlerden biri geçişi evet. oynamak. Topu rakibe verdiği zaman ne yapacağını bilen bir takım hüviyetine bürünecek. Burada Doğucan'ın dediğin gibi Siopis'le beraber olması o savunma ikilisini gerçekten rahatlattı. Bu da avantaj olarak bence oyuna yansıyacak diye ben düşünüyorum. Şimdi Abdullah Avcı'nın maç öncesi yaptığı açıklamalarda özellikle ilerleyen turlara dair umutlu olmalarına vurgu yapması çok önemliydi. Arkadaşlarımızdan bir rica edebiliriz aslında. Bir bakalım maç öncesi Trabzonspor cephesinde Vitor Hugo ve Abdullah Avcı konuştu. Neler söylemişler bir dinleyelim. Sonra onun üzerine de biraz konuşmak istiyorum ben. Evet, Trabzonspor cephesinde açıklamalar bu şekildeydi. Biz normal şartlarda Türk futbol severler olarak genelde maç maç bakıyoruz açıklamasına çok alışığızdır. Ama ilk defa özellikle de böyle bir arenada çeyrek finaller, yarı finaller, finaller telaffuz edildi ki zannediyorum Abdullah Avcı oyuncularını da bu şekilde motive edecek ve etmeye de çalışıyor. Tabii yani bence çok önemli bir maç bu Trabzonspor'un belki şu an en önemli maçı diyebilirim. Neden? Şampiyonluk yolunda artık çok zor. Yani evet. Trabzonspor'un şampiyon olması. Ligde şampiyon olması çok zor. Dolayısıyla bir motivasyona ihtiyacınız olmalı her şeyde. Hayatın her alanında. Şampiyonlukta böyle bir şey. Ligde ki serüveninizde böyle bir şey. Eğer amaçsız kaldıysanız sezonu böyle bir takvimde kapatmak çok hoş değil tabii ki. Ama Avrupa belki de ligden daha değerli bir konuma sahip. Orayı unutmamamız lazım. Yani bu prestij anlamında söylüyorum elbette. Neden? Yani burada oynadığınız final milyonlarca kişi sizi izleyecek tüm dünyada. Ve farklı bir hikaye yazma fırsatı sunacak size. Bu fırsatın zaten ülkemizde belki en büyük handikap şu. Hocalar tarafından çok ikinci değil üçüncü plana falan itildi bir ara. Yedek kadrolarla falan çıktık biz Avrupa maçlarına. Yani öyle bir... Nerede zannettik kendimizi bilmiyorum ama hani ligin daha önemli olduğunu varsayarak onları yaptık. O yüzden de şu anda doğrudan buradayız. Katılamıyoruz yani, hiçbir turnuvaya. Çok şükür ki yani şu anda hani en azından 4 takımla oradayız. Bir şekilde bir ve son 16'da bu takımların eşleşme olasılığı yok birbirleriyle. Böyle bir avantajımız var. Yani statü gereği bu takımlar birbirleriyle eşleşemeyecek tüm hepsi bizim takımlarımız. Bunu da iyi kullanmak lazım. Yani çeyrek final, yarı final, final. Yani oynayacağınız maç sayısı sınırlı. Oradaki rakiplerin de kapasiteleri belli en azından bir Şampiyonlar Ligi gibi organizasyon değil. Ama bir prestij sağlayacak ve maddi geliri de var. Yani bu çok göz ardı ediliyor ama şöyle bakmak lazım olaya. Hani işin sadece yayın geliri işte gibi bakmamak lazım. Şimdi sizin burada elde ettiğiniz başarı size farklı sponsorlukları beraberinde getirir. Başarıya endeksi bir şey sponsor. Oyuncu satışı konusunda da bir destek veriyorsun. Tabii ve alışı konusunda da destek verir. Yani kesinlikle. Ben yarın öbür gün bir oyuncuya gittiğimde ne yapıyor diye adam bakacak hepimizin baktığı gibi ne yapmış acaba?